4. sınıf matematik ders kitabı sayfa 75 2. ünite değerlendirme soruları. Buradaki toplam işlemleri zihninden yaparak işlemlerin sonuçlarıyla eşleştirelim. 6691 arkadaşlar 900 topluyoruz. Sanki biz burada 1000 toplasak arkadaşlar 7641 olurdu. 100 düştüğümüz arkadaşlar 7541. 4940 300 ekledik mi arkadaşlar? 5240. 7543'e 700 ekliyorum. 8243. İkinci soru. Yüzme yarışında üçgen şeklinde bir rota izlenecek olup gidilmesi gereken mesafeler sırasıyla 845, 632 ve 792 metreymiş. Yarışın mesafesi toplam kaç metreymiş arkadaşlar? Buradaki verilen sayıları toplayalım. Toplam mesafemizi bulalım. 632, 792 toplayalım. 5, 7, 9, 9, 12, 16, erde var 1, 9, 15, 22, 2269. Üçüncü soru. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinliği için stadyuma toplam 2256 öğretmen ve öğrenci gelmiş. Stadyuma gelen erkek öğrencilerin sayısı 940, kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısından 134 eksik. 940 arkadaşlar erkek varsa, kızlar 134 eksikse 134 çıkartalım. Önce kızları bulalım. 10'dan 4 çıktı, 6 burada kaldı. 3'ten 3 çıktı, 0. 9'dan 1 çıktı. 806 bu arkadaşlar kızların sayısı. 806 kızlar ile 940 erkekleri toplayalım. 6, 4, 17, 1746 kız ve erkeklerin sayısı. 2256'dan kız ve erkekleri çıkartırsak geriye öğretmenler kalır. 1746 çıkartıyorum. 0, 1, 12'den 7 çıktı, 5 ve 0. 510 öğretmen varmış. Dördüncü soru. Bir çiftlikte 2578 tane kuzu, 3426 tane koyun, 2345 tane keçi varmış. En yakın yüzeye yuvarlama yöntemini kullanarak bu çiftlik hayvan sayılarını tahmin edelim. Yüzük dediği için arkadaşlar buradaki onlara basamağına bakıyorum. 7 olduğu için 1 üst yüzde 2600'e. Onlar basamağı 2 olduğu için kendi yüzlü 3400. 2345 onlar basamağı 4 olduğu için kendi yüzlü 2300 topluyorum arkadaşlar. 0 0 6 10 13 elde var 1 2 3 3 daha 6 8 8300. Gerçek işlem sonucu da arkadaşlar 2578 3000 426 2345 toplayalım. 8 14 19 elde var 1 7 8 10 14 elde var 1 6 10 13 elde var 1 3 5 7 bir de 8 8349 gerçek sonuç 8300 tahmini sonuç. Tahmini sonucumuz arkadaşlar gerçek sonuçtan küçük. Sayfa 76 5. soru. Bir okulda 1156 öğrenci varmış. Bu öğrencilerin 253'ü müzik, 324'ü satranç kulübüne, 481'i Yeşiller kulübüne gitmiş. Hiç kulübe gitmeyenleri soruyor arkadaşlar. Buradaki kulübe gidenleri 253'ü, 324'ü, 481'i toplayalım. 4, 7, 8, 5, 8, 10, 15. Elde var 1, 5, 5 de burası 10. 1058 arkadaşlar. 1156 olduğu için 1156'dan 1058'i çıkartalım. 16'dan 8 çıktı 8. Burada kaldı 4. 14'ten 5 çıktı 9. 0 cevabımız 98. 6. soru. Batu'nun evi ile gideceği bakkalın arasındaki mesafe 564 metreymiş. Şöyle düşünün. Burası ev olsun.
Burası da bakkal olsun. Mesafe 564 metreymiş. Bunun önce 328 metresine gitmiş. Geriye ne kadar kaldığını tahmin ediniz diyor arkadaşlar. Bunu ben tahmin ederken en yakın ondan yuvarlayalım. 560 metre olarak düşünelim. 328 gittiğine göre bunu da yuvarladığım zaman 330 olur. Çıkardığım zaman arkadaşlar 230 metre kalmış tahminen. Evet, burada arkadaşlar yandaki işlemi kullanarak bir problem kullanalım. Sayfa 77, 8. soru. Yukarıdaki verilen bilgileri kullanarak toplama ve çıkarma işlemi gerektiren bir problem kullanalım. Bir kamyon 4678 kilogram elma, kamyonet ise 3403 kilogram elma, traktör ise 6128 kilogram elma taşımaktadır. Traktör ve kamyonetin toplam taşıdığı elma miktarı kamyondakinden ne kadar fazladır? Bunu bulmak için arkadaşlar toplama 6128'i 3403'ü de topluyorum. İkisinin toplamını buluyorum. 11 elde var. 1, 3, 5, 9. Kamyondan ne kadar fazla dediği için 9531'den de çıkarma işlemi yapıyorum. 4678. Çıkartalım. 11'den 8 çıktı. 3. Burada kaldı 2, 12'den 7 çıktı 5, burada kaldı 4, 14'ten 6 çıktı 8 ve 4. 9. soru, sağlıklı beslenen Neslihan Hanım kahvaltıda 632 kalori, öğle yemeğinde 684 kalori, akşam yemeğinde 488 kalori almıştır. Neslihan Hanım'ın aldığı kaloriler en yakın onluğa yuvarlanarak toplam kaç olur? Evet, onluğa yuvarlanma dediği için arkadaşlar 632'yi 630'a yuvarlıyorum. 684 yine kendi onluğuna yuvarlanır. 488'de bir üst onluğa, 490'a yuvarladım. Hepsini toplayalım. 0, 9, 17, 20 elde var. 2, 6, 10, 16, 18 cevabımız D şıkkı. 10. soru. Peşinat olarak 535 lira verilen bir kitaplık için 4 tane 100 TL taksit ödenmesi planlanmıştır. Kitaplık için toplam tutar. Evet, 4 tane 100 arkadaşlar. 400 lira taksit ödeyecek. 535 lira da verdiyse 400 ile 535'i toplayalım. Cevabımız 935 lira. 11. soru. Mağazada satış görevlisi olan Serdar Bey bir ay boyunca 847 parça ürün satmıştır. Aynı mağazada çalışan Zeynep Hanım'ın yaptığı satış sayısı ise Serdar Bey'in satışından 277 parça daha fazladır. Yani 847'nin üzerine 277 daha ekleyeceğim ki ben Zeynep Hanım'ın satışını bulacağım arkadaşlar. 7, 7, 14 elde var 1. 7, 4'da 11, 1'de elde 12. Elde var 1, 8, 10, 11. 1124 arkadaşlar, bu Zeynep Hanım'ın sayısı. İkisinin toplamını sorduğu için Zeynep 1124, Serdar Bey 847. İkisini toplayalım arkadaşlar. 7, 4 daha 11, elde var 1, 4, 2, 6, bir de elde var 7, 8, 1 daha 9, 1971. 12. soru, 4265 TL maaş alan Seda Hanım'ın 700 TL tutarında ikramiye aldığı ay eline toplam kaç TL gelmiştir? 4265 arkadaşlar, 700'ü toplayalım, 4965. Sayfa 78 arkadaşlar, 13. soru. Okul aile birliği toplantısına 314 erkek veli, 494 kadın veli gelmiş. Toplantıya katılan veli sayısı seçeneklerden hangisinde en yakın yüzle yuvarlanmıştır? Evet, 314'ü en yakın yüzle 300'le yuvarladık. Bunu da 500'le yuvarladık arkadaşlar. Cevabımız 800. 14. soru. Yandaki verilen çıkarma işlemi sayıları en yakın onluğa yuvarlayacağız. 721'i 720'ye yuvarlıyorum. 566'yı da bir üst onluğuna, 570'e yuvarlıyorum. Çıkarma olduğu için 0, 12'den 7 çıktı 5, 150. 15. Küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla yapılan koşuda Meltem 1447 metre, İlker Meltem'in koşundan 387 metre daha az. Önce burada İlker'i bulmamız lazım. 1447'den 389 az dediği için çıkarma yapıyorum. 17'den 9 çıktı 8, burada kaldı 3. 3'ten 8 çıkmaz, 13'ten 8 çıktı 5, burada kaldı 3. 3'ten 3 çıktı 0,
Ve 1, 1058 metre arkadaşlar. Bu kimin? Meltem'in koştuğu. Ayhan ise Meltem ve İlkin'in toplam koştukları yol kadar koşmuş. Evet, burada Ayhan da bulmak için. Meltem 1447 koşmuştu. Buradaki İlker ise Meltem'den 389 az olduğu için çıkartalım. 17'den 9 çıktı. 8. Burada kaldı 3. 13'ten 8 çıktı. 5. 0. 1058. 1058 ile 1447'yi toplayalım. Ayhan'ı bulalım. 8-5 daha. 7-8-7 daha. 15 elde var 1. 5-9-10 elde var 1. 5-2-2505 arkadaşlar. 16. soru. Bir giyim firması ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 452 adet kazak, 648 adet pantolon, 322 adet gömlek hazırlamıştır. Bunların sayılarının toplamının 506 eksiği kadar mont paketlenmiştir. Öncelikle ben 452, 648 ve 322 toplamam lazım. 8, 10, 12 elde, 12'nin ikisi elde var 1. 9, 11, 12 elde var 1. 10, 13, 14, 1422. Bunun 506 eksiği kadar dediği için 1422'den 506 çıkartırsam montları bulurum. 12'den 6 çıktı. 6 burada kaldı. 1, 1'den 0 çıktı. 1, 14'ten 5 çıktı. 916 arkadaşlar cevabımız. 17. Yandaki tabloda verilen rakamları kullanarak oluşturacak 4 basamaklı en büyük doğal sayı ile 4 basamaklı en küçük sayının farkı. Buradaki en büyük doğal sayı 4 basamaklı 9, 7, 3, 1'dir. En küçük de arkadaşlar 1379'dur. İkisinin farkı dediği için 11'den 9 çıktı 2, burada kaldı 2, 12'den 7 çıktı 5, burada kaldı 6, 6'dan 3 çıktı 3 ve 8 cevabımız 8352. 18. soru. Bir mobilya mağazasında 3247 adet ürün bulunmaktaymış. Buradaki listelenen ürünler satıldığına göre mağazada ne kadar ürün kalmıştır? Buradakilerin hepsini toplayalım arkadaşlar. 6, 10, 17, 21. Elde var 2, 4, 2 daha 6, 2 daha 8, 7 daha 15, 1 daha 16. Elde var 1, 3, 4, 2 daha 6, 5 daha 11, 15. 1561 tanesi satılmış. 3247'den 1561'i çıkartalım. 7'den 1 çıktı 6, 14'ten 6 çıktı 8, burada kaldı 1, 11'den 5 çıktı 6 ve 1 cevabımız 1686. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.